ya o kadar yani konuşamıyoruz bile yani heyecandan. Ben yani arkadaşlarımın düğününe gitmeyi hep çok severim. Kendi düğünüm de güzel oluyormuş yani. Değil mi? Yani biraz şey böyle gerçekten salak gibi oluyormuş insan. Ama sağ olsunlar böyle bütün sevdiklerimiz yanımızda. Evet. Bizi çok güzel böyle bu dönemde yanımızda oldular. Evet. Yani bilmem ilk defa evlendiğim için ne olacağını, ne yapmam gerektiğini nasıl bilmiyorum. O yüzden nereye imzalayacağım? Yani boşlukta şu an sadece biz 7 yıldır beraberiz. Evet. Ve artık resmi olarak da evleniyoruz herhalde bir yarım saat sonra dünya evine giriyoruz. Zaten çok uzun zamandır birlikteydik. Artık bunu resmiyete yapıyorum. Yoğun temponun arasında evleniyorsunuz aslında. Setler de başladı evet. Efendim. Özellikle sizden başlayalım. Bu yoğun temponun arasından nasıl sıkıştırabildiniz diyelim bu düğünü? Artık yani bu ay içinde yapmamız gerekiyordu. Sonra bir daha daha zor olacak. Hatta belki yine size şey demek zorunda. Mayıs'ta falan dememiz gerekecek. Bu gerçekten. Ama bu düğün hiçbir zaman ertelenmedi. Bu yanlışı düzeltmek istiyorum. Evet. Biz sadece bir tarih aldık. O da bugün. Yani daha önce hiç tarih almadık. Evet, ertelemedik. Evet, hiç ertelemedik. Ne bu olur. Sefer de gerçekten bu 4 gün boşumuz vardı. Evet. Biz de çok yoğun çalışıyoruz. Benim oyunlarım tekrar devam, turnelerim var. Ve o sırada işte bu 4 günü ikimiz de organize olduk ve bugün inşallah yani nazar değmezse yarım saat sonra evleniyoruz. Balayı olmayacak mı efendim o zaman? 4 İstanbul'da olacak. İstanbul'da evet, olacak. Hemen işe başlayacağız. Efendim hemen şunu da sormak istiyorum. Evlilik teklifi nasıl geldi? Birazcık o romantik anları da alalım. O romantik an, evet isterim. Ben evlenme teklif ettim. Evet. Çünkü balayına gitmek istiyordum. İskoçya'ya. Sonra biz İskoçya'ya gittik ama balayına gitmedik aslında. Sonra İskoçya'da Serkan bana tekrar evlenme teklif etti. İşte bu bir süreç aldı, uzadı. 2 yıl sonra da şu an buradayız. Efendim hemen şunu sormak istiyorum. Evlilik teklifi almak nasıl bir duyguymuş? Abi o da ilk şok defa şok oldum. Yani hemen kabul ettim. İyi ki o yaptı. Çünkü ben böyle bir hani tamam ne güzel devam ediyor hayat gibiydi. Çok acayip bir andı, çok güzel bir andı. Sağ olsun, iyi ki yaptı sevgili. Her şey İskoçya'da başladı diyebilir miyiz artık? İstanbul'da başladı, İskoçya devam etti. İşte şimdi de buradayız. Umarız tekrar İskoçya'yı çok sevmiştik. İnşallah dolayı. Son olarak efendim nikah şahitlerini de soralım. Sizin Birkan Bey, bildiğimiz kadarıyla. Benim 2 tane arkadaşım daha var. Çocukluk arkadaşlarım ve Birkan. Evet. Benim kız kardeşim. Çisil diye bir arkadaşım, çok eski arkadaşım. Bir de Efe Tümçer. O zaman efendim çok teşekkür ediyoruz. Heyecanınızı da bizle paylaştığınız için teşekkür ederiz. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür sağ olun. Sağ olun. Düğüne geldim. Buyurun efendim. Soş diyor. Ama şu an çekim devam ediyor. Evet abla. Demet Hanım sizi alsak. Siz gidin. Evet. Daha fazla. Giremem abi. Çalışmak gereken tarafı mıydı? Evet. Efendim hemen merhabalar diyelim. Kapıda düğüne geldik. Evet işleri yok. Hatta efendim biz dedikoduları da verelim. Evlilik teklifini Meriç Hanım yapmış. Yapmıştır. Evet İskoçya benim kızım yapmıştır. Neler söyleyeceksiniz? Bu mutlu güne siz de şahitlik edeceksiniz. Evet çok yıllardır zaten çok güzel bir beraberlikleri vardı. Bugün resmiyete dökülen bir beraberliği. Biz de önce Meriç'ten öğrendim ben haberi tabii. Çok sevindik. Sette verdi bize haberi. Evet. Ve bugünkü set programı da ona göre ayarlandı. Ben gündüz çalıştım. Akşam uygunum. Hatta bazı arkadaşlarımız hala çalışıyorlar. Güzel bir gün. Onlar için heyecanlı bir gün. Çok mutlu olsunlar. İkisini de çok seviyorum. Bu tarih olmasaydı birazcık zor olacaktı dediler. Evet. Setlerin de yoğunluğu. Olabilir. Doğru. Yani işler kışın ortasında daha da hareketleniyor. Serkan zaten sürekli her yerde tiyatro yaptığı için onu boş bulduğu anda evet. Herhalde Meriç demiştik ki şimdi olsun. Yoğun çalışıyor ikisi de. Mutlu olsunlar çok. O biz zaman, de onlara bugün şahitlik etmeye geldik. O zaman efendim çok teşekkür ederiz. İyi eğlenceler dileriz. Çok sağ olun. Bir dakika durun. Merhabalar. Evet. Ederiz Barış Bey. Hoş geldiniz. Çok pardon. Bir geriye siz durursanız Barış Bey. Tamam mıyız arkadaşlar? Evet. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Serkan Bey ile Meriç Hanım'ın en mutlu günü. Bir evimiz daha. Neler söylüyorsunuz? Evet. Allah tamamı neredesin. İnşallah mutlu, güzel bir evlilik durumu. Eminim öyle olacağını.
Beklediğimiz bir düğündü zaten. Çok seviyoruz ikisini de. Mutluluklarını paylaşmaya geldik. Şimdi evli çiftlere hemen soruyoruz. Tecrübelerinizi aktardınız mı? Siz de böyle bir baba da olarak aynı zamanda. Yani diyeceğimiz tek şey mutlu olmak. İsteyeceğimiz tek şey o. Yani buradan bir tavsiye vermek aslında benim haddim değil. Çünkü iki insan kendi aralarındaki ilişki kendileri belirliyor. Yani birilerinin yorumuyla ya da tavsiyesiyle çok ilişki ilerletilmiyor. Onlar şahane bir birliktelik yaşıyordu zaten. Evlilikle taşlandırdılar. Muazzam yürüyeceğine de eminim. İnşallah diyelim. Sizin de filminiz hayırlı olsun diyelim. Vizyon tarihi belli oldu mu Hande Hanım'la? İnan belli olmadı ya da benim haberim yok da. Yani bu yıl sonu ya da artık daha işte şu Şubat'a Mart'a doğru olur diye tahmin ediyorum sadece ama net bir bilgim yok. Efendim bugün tek başınıza geldiniz aslında. Kutsi Hanım'ı da göremedik ki kendisi nerelerdedir. Onun da seti başlayacak yakın bir zamanda. Onun okuma provaları falan var. Dolayısıyla bayağı yorgun argın daha provadan yeni çıkmış olabilir. Zannediyorum gelemez eve yetişip artık bir yatıp dinlenmesi lazım. Onunla aileyi temsilen ben geldim. Yine kendi projesi mi? Tabii. Sizi acaba konuk olarak bile olsa bir sürprizle... Ben hep diyorum yani bir şey istediğin anda hazırım diye de daha bilmiyorum öyle bir haber gelmedi karımla. Peki sizin değerlendirdiğiniz proje var mı? Sezonda görecek miyiz Barış Arduç'u? Ulusal'a yani televizyona bir şey yapmak planı galiba artık seneye kalır. Çünkü bir iki tane projemiz var önümüzde hazır bekleyen. Bir sinema filmi yapacağız Mehmet Adı Öztekin'e Dehşet Bey diye. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Çekimler ne zaman başlıyor? Yani tahmin ediyorum o Şubat Mart gibi mi olur ya da önce mi olur çok bir şey söylemeyeyim. Bilmediğim için yanıltmayayım kimseyi. Onun öncesinde bir şey yapma ihtimalimiz var. O da netleşince güzel güzel doğru bilgilerle paylaşırım sizinle. İnşallah diyelim. O zaman hayırlı olsun. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Sizin ayarınıza sağ olun. Sağ olun Barış Bey. Efendim Leyla ile Mecnun'un buluşması diyebilir miyiz aslında? Efendim hemen merhabalar diyelim. Bir dakika sizi alayım. Bir şey diyeceğim. Şurada tabii. Yapabilir miyiz? Olur. Size sorun olmaz. Orada yapalım mı? Buyurun. Gider misiniz? Eser. Hadi gelin. O Tarkan Bey hoş geldin. Evet. Efendim hemen merhabalar. Yakın dostlarımız, yakın arkadaşlarımızın düğünündeyiz. Neler söyleyeceksiniz bugün? Özellikle Serkan Bey sizin için çok önemli. Müthiş testler. Ben biraz duyguluyum gerçekten. Duygulandım yani. Abla bana. Ben beklemiyordum. Ve çok sürpriz olduğum için çok mutluyum. Bakalım geleceğim ne diyeceğim. Beklemiyorum dediniz ama efendim 7 yıllık bir birliktelik evet, artık evet. Sonunda diyebilir miyiz imza şimdi? Olmaz herhalde. Bunu cevaplanmaz diye düşünüyorum. Gerçekten böyle aileden kardeşim canlar oluyor. İyi ki olmadık evet bence başka bir şey o büyük bir sorumluluk. Şimdi geldik burada evet denesini bekleyeceğiz. Hazal Hanım, siz neler söyleyeceksiniz efendim bugün için? Ya çok yakın arkadaşlarımız, evet. Çok sevdiğimiz insanlar. Böyle sabahtan beri şeyiz, kalbimiz ağzımızda böyle heyecanla. Hala öyle. Bakalım neler yaşayacağız ve herhalde hüngür hüngür ağlamalı. Sonra deli gibi dans Serkan etmeli çok heyecanlı değil ama bizler çok heyecanlıyız. Efendim çok heyecanlıyım dedi röportaj esnasında ama. Ben değilim dedi. Size ayrı, bize ayrı mı konuşuluyor acaba? Ya öyle bir gün yani siz, tabii biz 5... yıl oldu evleneli. Bizim de o gün öyle. Şu an çok iyiyim ya diyorsunuz ya. Ama evlenen 5 dakikada değişiyor falan. Gerçekten. Ben son anda kalp krizi geçiriyordum. Oluyor bunlar yani. Peki efendim hep tavsiyeler verilir mutlaka evleşiklere ama sizlerden de bir tavsiyeler gitti mi acaba? Evlilikle ilgili. Kimse kimseye bak bir doktor önerilmez bir evlilik tavsiyesi verilmez. Yani öyle bir şey yok bence. Cengiz Bey de hemen şunu söyledi. Artık baba olsun dedi. Biz de şunu sorduk. 7 yılın üzerine bir imza oldu. Hemen babalık mı dedik ama sizin düşünceleriniz nedir bu bence konuda? Bence olmalı ya. Çocuk çok acayip bir şey. Çocuk sahibi olsun çok isterim. Çocuklarımız beraber büyüsün. Böyle amca, hala, teyze çocukları olarak birbirleriyle böyle görüşerek büyüsün. Ben çok isterim. Hemen şunu da sormak istiyorum. Hazal Hanım'ın dans videolarını izlediniz. Ben size o gün söyledim. Evet. Uyardım. Dedim ki ben gireceğim, eğleneceğim burada dedim yani. Ne güzel eğlenildim. Hayat dolu. Bana gerçekten yaşam enerjisi veriyor onlar. Ben onları izleyince böyle çok şey oluyorum yani. Dedim ki ne kadar güzel ya. Yaşamak kesinlikle. Çok güzel bir şey yani. Efendim siz o videoları görünce? Ya o kadar tatlıydı ki o anda çok spontane bir anda. Evet. Ben aslında böyle müziği duyamıyorum biraz daha içeri girersem diye kuliste dans ediyordum. Bir anda dansçı arkadaşlar geldiler. İnanılmaz bir andı. Çok eğlendim. Şahane bir akşamdı. Zaten demiştiniz delireceğim, dağıtacağım oraları demiştiniz. Ben, tabii içeri giriyorum. Birazcık rezillik çıkartacağım demiştiniz zaten o günde. Rezillik çıkartmadım. Edebimle dans ettim, döndüm. Ben gidemedim. Ben orada olsam uzaktan oturur izlerdim. Ben daha iyi olmaz yani. O zaman efendim çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.
hemen merhabalar diyelim. Merhaba. Bugün yakın dostunuz, arkadaşlarınızın düğünü neler seyredeceksiniz bugün için? Yani yakın dosttan da öte, o benim abim. Gerçekten çok seviyorum onu. Vallahi rüya gibi ya bugün burada olmamız. Acayip mutluyum. Ondan kadar heyecanlıyım. Nikah kıyıldı mı? Hemen soralım. Birazdan. Az sonra. zoom gir. Efendim siz de ne söyleyeceksiniz bugün için? Çok eski, çok sevdiğimiz arkadaşlarımız. İnşallah bir ömür boyunca olurlar. Taner Bey, herkes smokinle, takım elbiseyle gelmiş ama siz setten. Benim ceketim içeride. Evet. Hemen onu soralım dedim. Ceketim içeride. Yani şu anda çok böyle yoğun, oradan oraya ceket çıkarttım. Bu da başladı aslında. Setler de başladı efendim. Bir düğün sıkıştı. Neler söyleyeceksiniz bu düğün için? Set arası düğün. Öyle oluyor genelde zaten ya. Mutlaka bir şeyler oluyor yani. Yoğunluk oluyor. Bir problem yok bence. Ayarlarız her şeyi yani. Siz de ayarladınız. Yeter ki evlensinler. Evet. 7 yıllık birlikteliğin ardından artık bugün imzalar atılıyor ama herkes diyor ki çocuk bekliyoruz artık. Siz ne diyorsunuz? Doğru soruyu, aslında bu soruyu bize değil, Serkan Keskin de Meriç'in aramasını sorsanız daha iyi olur. O zaman ben yorumsuzum hocam. Evet Ece Hanım, size soralım. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Hikayeni. O zaman çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Arkadaşlar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Kendinize iyi bakın. İyi eğlenceler. Hoşçakalın. Sağ olun. Tamam, hiç problem yok.